Şu anda faydalı bitkilerimizden kudret narını sizlere tanıtmak istiyorum. Kudret narı Mayıs aylarında bu çekirdekleri ekilir. Ondan sonra bu sarmaşık halinde büyür. Büyüdükten sonra önce yeşil bu şekilde, daha sonra da sararır. İçindeki çekirdekler kızardığı zamanlarda bu meyvanın olduğunu gösterir. Olgunlaşmış meyve her zaman için daha faydalıdır. Daha sonra bunları biz toplarız. Toplandıktan sonra bu çekirdeklerin içerisinden çıkarırız. Bu şekilde çıkarırız. Böyle. Ve bunları bir kavanozun içerisine koruruz. Bu elimizden kopararak böyle bir kavanozun içerisine koruruz. Daha sonra bunun üzerine zeytinyağı veya bal ilave edilir. Zeytinyağı kullanıldığı zamanlarda genelde şeker rahatsızlığı olan kişilere bu mide ülserinde, gastritte yedirilir. Aynı zamanda da büyük bir yara tedavi edici özelliği vardır. Ballı olan şeylerde biraz mağrulu olduğundan dolayı bazı kişilerin yemesi biraz zorlaştığından dolayı bu şekilde bal konulur. Ve bu da balın da çok büyük faydaları vardır. Yapılışı bu şekildedir. Tekrar gösteriyorum. Bunları işte parçalıyoruz, koyuyoruz. Ondan sonra da bunun üzerine getiriyoruz. Balımızı koyuyoruz. Pardon. Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Bu şekilde. Bu bir ay bekledikten sonra ondan sonra bunun hazır hale gelir. Dilediğimiz şekilde kullanabiliriz. Şimdi kudret narının faydalarına geçecek olursak mide ülseri, mide yarası, gastrit, mantarlarda aynı zamanda da C ve A vitamini bakımından çok zengin bir besindir. Sindirim sistemini kolaylaştırır. Midedeki problemlerin hemen hemen hepsini çözer. Beslenme düzenine eklenerek destek sağlar, vücutumuza destek sağlar. Mineraller ve vitaminler bakımından çok çok zengindir. Vücuda zindelik verir, gıda ve ilaç olarak kullanılır. Bağırsak sorunlarını giderir. İçeriğiyle, antioksidan içeriğiyle kanserli hücrelerin oluşmasını engeller. Cilt lekelerinde çok faydalıdır. Karaciğere destek sağlar ve karaciğerdeki yağlanmalara, yetersizliklerine fayda sağlar. Ülser, kolit, gastrit, reflü, kabızlık, hazımsızlık, bağırsak tembelliği gibi sorunları giderir. Mide ve bağırsaklardaki bakterileri yok eder. Yara ve yanıklarda, cilt lekelerinde kullanılıp egzama ve sedef hastalıklarında kullanılır. Vücuttaki oluşacak tümörleri, kanserli hücreleri engeller ve yok eder. Meme kanserine çok faydalıdır. Kan şekerini düzenler. Antibiyotik özelliği vardır. Karaciğerini sağladığı destekler kadar guatr hastalıklarında da şikayetleri azaltır ve yok eder. Kadınlarda üreme yollarında hastalıkları, iltihap ve enfeksiyonları önler. Variz oluşumunu engeller. Romatizma ağrılarını masaj yapılarak kullanılırsa fayda sağlar. Kas ve eklem ağrılarını azaltır. HIV virüsüne çok çok faydalıdır. Bağırsaklardaki bütün düzenlerin çalışmasını sağlar ve mikropları yok eder, kabızlığı önler. Allah herkese sağlıklı, şifalı günler versin.